yüzün üstü beş makine sandalı, 81 tane otobüs sandalı, alt geçit, üst geçit yapma, borçsuz da, borçlarla da bir mucize gibi biz yaptık, biz gerçekleştirdik. Çok daha biraz geçitleri gördük. Şimdi buradan Ceyhan'a gideceğiz, orada bir toplantı var. Oradan söyleyeceğiz, burada hepimiz gece yarısına kadar çalışıyoruz. Çünkü bu siyasal iktidarın behe baha ülkenin başına gitmesi gerektiğine inanıyor. Ve çünkü bu siyasal iktidar gencinden kadınına, çalışanından emeklisine, işverinden esnafına, büyük zarar veriyor. Herkes bu ülkede mutsuz. Bu ülkede üniversitede okuyan çocuklarına yurt bulamazken ama kendi çocuklarına bu ülkede keşke çocuklar cahil kalsa da bu ülkeyi daha rahat yönetiriz diyen bakanların değil, bu ülkenin kendi çocuklarının yurtlarında rahat yatıp kalkacak, bu ülkenin en iyi üniversitelerinde okuyacak ama sadece ve sadece kendi yandaşlarının değil, bu ülkenin 85 milyon çocuğun eşit olacağı, 85 milyon insanın da eşit şekilde faydalanacağı Türkiye Cumhuriyeti için ikinci Kemal'e ihtiyaç var. İkinci Kemal de Kemal Kılıçdaroğlu. Durun CHP'ye, durun Kemal'e, durun CHP'ye, durun Kemal'e. İnşallah bizler sizlerin sayesinde halkın iktidarını kuracağız. Biz kimseye ötekileştirmeyeceğiz. Biz kimseye yan gözle bakmayacağız. Biz kimseye sert bir kullanmayacağız. Muhakkak bizim de eksikliklerimiz var, hatalarımız var, görmediklerimiz var. Ama bu ülkeyi 21 yıldır yönetenler, bu ülkenin 21 yıldır da her türlü nimetlerinden faydalananlar, ülkeyi getirdikleri durum ortada. 10 gün sonra Türkiye'nin en kritik seçimine gidiyoruz. En kritik seçim. Sabırsızız. 10 gün sonra Türkiye'de çok şey değişecek. Çok şey güzelleşecek. Peki bu nasıl olacak? Bu nasıl? Her biriniz bu sandıklara sahip çıkacaksınız. Sandıkların üzerine oturmaya var mısınız? Hayır. Bir ay bile kaybetmemeye var mısınız? Hayır. Şimdi bizi korkutmaya çalışıyorlar. Boş, boş. Ne sokaklarda korkacağız, ne sandıklarda korkacağız, ne karşılarında korkacağız. Türkiye seçimini kazanacağız, Türkiye'yi devralacağız. Kimse karşımızda duramaz.